Merhaba, Uyuşturucu ve Savaş TV izleyicileri. Bugün Pamela Sanchez'le birlikteyiz ve bugün Meksika'daki uyuşturucu problemini ve nedenlerini konuşacağız. So, Pamela, how is it in your country? Like, what kind of country is Mexico and what does Mexico do? How is the economy and what is the state of the imperialist country? Mm-hmm. Okay, Mexico has dependent capitalism. Mm-hmm. It depends from the U.S. imperialism, no? The U.S. imperialism controls a part of our economy, no? And also at the same time, the economy and Mexican's economy and the state are cartelized. Mexico bağımlı bir ülke olduğu için emperyalist ülkeler Amerika'dan ekonomisi yönetiliyor. Aynı zamanda ülkesinin içinde de karteller yönetiyor hükümeti. Mesela bazı yerler olur, oradaki başkanları karteller seçer. Yeah, and for example, in the economy we have as a nation we have the fourth most important economical activities are first we call it remesas, that it's when the people go to the United States, then get a job there, and then they send money to their families in Mexico. There is the first entrance of money in our country. The second one is the oil. The third one is the tourism, and the fourth one is the drugs economy, because the cartel drugs sell a lot of drugs to the imperialism. So it's a very important economic activity in Mexico. Şimdi ekonomiyi belirleyen dört büyük nokta var Meksika'da. İlki de arkadaş söylediği gibi remesa dedikleri şey, o da Meksika'dan çıkan insanların, yani mültecilerin geri ülkesine para yollamaları. Mesela Amerika'ya gittiklerinde aileleri, babaları, abileri, ablaları gidip oradan Meksika'ya geri para yatırmaları. İkincisi petrol, üçüncüsü turistik, dördüncüsü de uyuşturucu. Uyuşturucu da çok büyük bir gelir kaynağı olduğu için Meksika hükümetini hiçbir şekilde, yani zorla kaldıramıyorlar yani. Yeah. So there is a our country is divided by influence zones of the drug cartel. So they have a contradiction between them to control the territory. So in 2008 the right government began a supposed war against the drugs, no? Because they said, oh, the drugs are bad for the society, so we are going to fight against them. But actually we say, and all the movement, the social movement in Mexico, we say that it's really a war against the people. Ya şimdi 2008 tarihinde uyuşturucuyla savaş adına Meksika hükümetin bir kampanya başlatmış. Ama bu aslında bu kampanya uyuşturucuya karşı değil, halka karşı bir kampanya başlatılmış. Çünkü burada Meksika ne yaptı? Meksika hükümeti. Meksika hükümeti burada biraz sol düşünceli olanlar veyahut da bazı şeylere kafasını kaldırmaya çalışanların başını kesmeye çalışmış. Burada asıl hedefi, yani uyuşturucuyu yok etmek değildi. Başka hedefleri vardı. And that problem, the supposed war against the drugs, the government used it as an excuse to persecute and murder the fighter leaders between some part of the population, no? So they kill leaders, for example, that are defending their environment or their territory from the indigenous people, or I don't know, the worker rights. All of that leader fighters are killed by the state with the excuse that they are drug dealers. Maybe they are not, but the state says that. Şimdi burada da söylediğim gibi uyuşturucuyla savaş
yapmaya çalıştıkları nokta insanları katletmekti. Hani onlara karşı gelen veyahut da işte bu politik nedenler de olabilir ama normal halktan da olabilir ve tek söyledikleri şey de bunlar uyuşturucu torba, yani bunlar torbacı, uyuşturucu satıcıları veyahut da onlarla alakası olan bir şeyler vardır. O yüzden de bu insanları katletmiştir Meksika hükümeti. And so that, for example, to give some numbers to be clear, from 2008 to 2014, the official numbers, not the movement numbers, the official numbers are is that there was there were 60,000 killed people, 2,000 disappeared people. 20,000 or? Sorry, 20,000. Yeah. And that. 60. Yes, and that is by the government. Yeah. Just by the government. No. Also the drugs cartels. The drugs so cartel. Okay. They are in the war, and in the middle is the people. Okay. Şimdi 2008'de başlatılan kampanyadan 2014'e kadar 60 bin kişi katledilmiştir. Bu 60 bin kişinin içerisinde kartellerin savaşı da vardır, hükümetin öldürdükleri de vardır. Ama sonuçta 60 bin kişi katledilmiştir. Pamela arkadaşımızın dediği gibi bundan yani bu kime daha kötü oldu? Tabii ki de halka dedi. Halkın zararına oldu çünkü. Çünkü çoğu buradaki ölen kişi halktır dedi. Hiçbirisi uyuşturucu veya da torbacı alakası yok demiyor. Öyle bir şey de demiyoruz. Ama yine de 60 bin kişi katledilmişti. Aynı zamanda da 20 bin kişi ortalıktan kaybolmuştur. Nerede ne olduğu belli olmayan 20 bin kişi kaybolmuştur. And for example, who are the deaths, no? The deaths, yeah, maybe could be some drug dealers, no? Maybe sometimes some big leaders of the narcos cartels, the soldiers of the state, but principal are the people, no? It's the people, our people. So we are very angry because we say that our families, our friends, our comrades are being murdered by the state with that excuse because the drug problem hasn't it isn't decreased, no? It's growing and growing and growing. So we say it's supposed that the war is to finish that problem, and it's only growing. Yani sorun hani bu 60 bin kişinin ölmesine rağmen küçülmüyor da sadece ve sadece daha da çok büyüyor. Burada da diyor yoldaşlarımızı biz kaybettik diyor ve altına da bunlar torbacı denildi diyor. Hani yoldaşlarını kaybetmişler, abilerini, ablalarını ve buna da hükümet ne diyor? Bu torbacıların işi. Bunlar torbacılardı. Bunlar o yüzden öldürüldü veyahut da o yüzden birbirlerini vurdular. Yeah. And for example, we compared that situation we compare it with some civil war that other countries have. For example, we make the comparison with Peru. Peru has a civil war for 1982. So, and they have 20,000 deaths in more time than we. No, we have the third. They have the third part of the deaths yes. We have. No. Şimdi karşılaştırma yapmak için Peru'daki savaşı anlatmak istiyorlar. Peru'daki iç savaşı daha doğrusu. Peru'daki iç savaşı 80'lerin başından 90'ların başına kadar sürdü ve bu süre içerisinde diyor hani 20 bin kişi katledilmiş diyor. 20 bin kişi diyor. Aynı zamanda da bizde diyor 2008'de 2014'e kadar yani 6 sene içerisinde 60 bin kişi katledilmiş ve sadece ve 20 bin kişi de kaybolmuştur diyor. Hani onu o rakamlara göstermek için yani. And also the there is a very close relationship between
the drug cartels and the state. No, for example, now the government is discussing with the drug cartels how to distribute the territory. No, and they are, because the government is trying to calm the thing. They say that they don't want to continue the war, but the war continues because the army is in the streets. Our country is militarized, no? So there is a very close relationship between the state and the cartels. And also we say, how can the cartels pass to the United States tons and tons and tons of drugs if it's supposed that there is a war against that, no? So we say it's a lie, the war against drugs. Actually, it's a war against the people, against the poorest people. Yani söylemek istediği arkadaşımızın, uyuşturucu karteller hükümetle birlikte anlaşıp yer paylaşım savaşları yapıyorlar. Yani bu yer benim, şu yer benim. Ondan dolayı insanları katlediyorlar. Uyuşturucuya karşı savaş ilan ettikleri, işte 2008'deki başlattıkları kampanyada büsbütün bildiğin bir yalandır diyor. Bu uyuşturucuya karşı bir savaş değildir diyor. Bu halka karşı bir savaştır diyor. Yeah. And what is the relation with imperialism? The relation is that that relation between the state and the cartel serves to the imperialism because the imperialism has a very important invests in the drug business, so they have also money there, no? So it's important to them because they get profits and also plus value with the drug problem. So they are not interested in the social problem that the drug causes in the people, for example, no? They are not interested about the disappeared people. No, they don't care that. They only are thinking about their profits and their plus value. So it's the only thing that they are care about. And that is the reason that we say we put the debt and that and they get high. Evet. Şimdi emperyalizmdeki olan bağ açıklamaya çalışıyor Pamela arkadaşımız. Şimdi Amerikan Birliği, yani Amerikan Devleti, Amerika uyuşturucunun içerisinde çok finans etmiş ve çok para harcamış bunun içinde. O yüzden ne sosyal, yarattığı sosyal problemleri içine katar, yani yozlaşmayı veyahut da insanları katletmesi veyahut da insanların, başka insanları artık yerden kaldırması, hiçbir zaman geri bulmaması, bu hiç ilgilendirmiyor emperyalist ülkeyi. Niye? Çünkü yani buradan çok ve çok para kazanıyor. Yeah, and we think that it's a complete business for the imperialism because they get some profits, no? Plus value, all of that economic things, and also they guarantee that the people is calm. So if the people is calm, mm-hmm. they think that the people is not going to fight. And yeah, maybe could be true, but also the Mexican people, it's a fighter, no? So they are in the streets demanding the finish of the war, no? They demand the end of the war, sorry. They demand to stop the militarizing militarizing policy in Mexico. They are fighting for their fundamental rights, no? So, but they think that they can calm the people with drugs. Yes. Şimdi eklediği noktada hani Amerika bu şekilde Meksika'daki halkları hani ayaklanmamaları için bunu da kullanıyor diyor. Hani kenarda kazandıkları para, onu kenara koyarsak bunun da çok büyük bir avantaj olduğunu söylüyor. Yani hani insanların sakinleşmesi, umursamaması ve yozlaşması, sonuçta da emperyalist ülkelere karşı savaş açmaması için bir neden daha söylüyor. Bir de I heard something about some
university students you told me about the 2014 that were disappeared. Can you explain that a little bit? Yeah, that was a very important struggle of our people in the last years. Maybe you've been heard about Ayotzinapa students. They were Ayotzinapa. It's a school that forms teachers for the public schools. No? Uh-huh. So Ayotzinapa, it's always fighting to don't disappear, no? Because the state wants to disappear this school. So the 26th of September in 2014, there were 43 students from Ayotzinapa, and they were doing some activity to get resources to go to walking in Mexico City October 2nd. So the state disappeared them after they disappeared. The state didn't recognize the crime, so they said, "Oh, yeah, the Ayotzinapa students were drug dealers, and they were killed because of the war between different cartels in that region, in our country, in that region." So, but we know that was the state. That was the consign. No? Yes, and which year was it? 2014. And there was a very, very massive uprising. A lot of millions, thousands of people in the streets, manifestations in all over the world. No? Mm-hmm. It was a very big movement. No? And also we know now that where in the place they disappeared were soldiers, were federal policemen and local police, no? And also we know that also were the FBI was there, no? So we say it's a state crime, no? It's they didn't disappear because of the drugs, no? Maybe there in that region there is a very big problem with the drugs, but It is not the reason. Şimdi 2014'te bu misal mesela bu kaybolan insanlardan 2014'te how many people were disappeared? 43 öğrenci, they were students, right? Yeah. 44 öğrenci. Bu öğrenciler ne olacaktı? Bu öğrenciler öğretmen olacaktı ve bu yüzdenden dolayı uyuşturucuya karşı olduklarından dolayı birden ortadan kayboldular. Hükümet de dedi ki bunlar torbacı olduklarından dolayı ortalığından kayboldu. Hani bizim de alakası yok. Ama bulundukları bölge, bulundukları yer askerler vardı, normal sivil polisler vardı, polisler vardı. Bir de FBI'nin ta kendisi de varmış. Ona rağmen bunlar kayboldu. Ve örtbas etmeye çalıştıkları için bunların torbacı olduğunu söylediler ve olayı kapatmasını istediler. Ama buna karşı çok eylemler oldu, çok şeyler oldu. Buna da hükümete çok baskı uygulamış bunlar. The doses, I guess. Yeah, to finish, I would only want to say that the imperialism and the capitalism try to use the drugs to control people, to get profits, to get benefits, economical benefits. And also they think that with drugs they are going to calm us, no? So, yeah, we are against the use of drugs, but we think that we need a new social system, no? In Mexico, we are some organizations and groups, for example, of students or teachers or workers, and we think that we need socialism to finish with the drug problem. Only in the socialism is going to be, we are going to be able to finish completely the drugs problem. No, so we fight against the war, not against the drugs war, but also we are fighting for our rights, and we are trying to change the system, the economical system, because that is the basis of the
of the problem of the use of drugs, no? So we think that all the people in the world, all the peoples in the world are fighters, no? Our class, the proletarian class, has a lot of experience in the fight for their rights and to change the system. So maybe the imperialism wants to control us by drugs, but they cannot, no? Because we are stronger than the imperialism. So only we have to have a strategy, to have a tactic, a good ideology, a correct ideology, and so we are going to win this fight against the imperialism, who is the worst enemy of the peoples in the world. Şimdi bunun uyuşturucuya karşı savaş vesaire, bunların yaptıkları kampanya hiçbir şeye yaramaz. Niye? Çünkü tek yol sosyalizm. Tek yol sosyalizm. Bu uyuşturucuyla savaş tek yol sosyalizm. Proletarya sınıfı, yani bizim sınıfımız çok baskı görmüş ve çok şeyi görmüş. Arkadaşımız dediği gibi. Bu yüzden de uyuşturucuyla Amerika bizi baskı altında tutamaz. Hiçbir emperyalist ülke bizi baskı altında tutamaz. Çünkü biz onlardan daha güçlüyüz. Dünyanın her yanında, dünyanın her ülkesinde biz daha güçlüyüz emperyalist ülkeden. O yüzden de kazanacağız. Yeah? Okay.